Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Ben Ertuğrul. Bugün sizle kısmet olursa arpa ezeceğiz. Arpa ezmek için de komşu köye gitmemiz gerekiyor çünkü bizim ezme makinamız yok. Biliyoruz şimdiye kadar kaç senedir vermiyorduk. Bu sene bir deneyelim dedik çünkü pancar posasıyla karıştırınca iyi olur dediler. Gerçekten de bir aydır, 1,5 aydır yediriyoruz. Çok güzel yiyorlar. Seneye biz de alacağız ezme makinesi. Hem yarıyor koyuna, biliyorsunuz arpanın sindirimi çok zor, kabuğu sert olduğu için. Traktörü bir yarım saat falan çalıştırdık. Videonun başında da gördünüz. Çünkü uzun zaman hani içeride yattığı için bir devir daim olsun diye. Şimdi garajın kapısını açıyor Tugay. Arpaya makineyi almaya gideceğiz sizinle. Ve komşu köye giderken de sizinle bir çevreyi bir görelim dedik. Nasıl durumlar, ne kar, ne alemde. İşte şu an Tugay kapıyı da açtı. Diğer kapıyı da açacak. İçeride biraz kar var, onu temizliyor. Kapının arkasını temizledik. Daha işimiz uzun ama. Motorun sesini de duyuyorsunuzdur. Hava böyle. Bugün sanki biraz yağacak gibi. İnşallah hayırlısında bol bereketli bir yıl olur da. Yani güzel güzel atıştırıyor. Karlı bir günde vallahi o güzel, şimdi kızacaksınız o güzel havaları bıraktınız da bu havada mı arpa eziyorsunuz diye. Ama bu dün bitti. Hemen de gidilmiyor işte, komşuya önce haber vermek gerekiyor ki o da hazırlanacaksın. Bir gün içinde kırıp götürebilirsek adamlara biz zararımız olmuyor da uzun sürerse tabii mecbur, bir günden fazla sürerse önceden haber verelim dedik de sıkıntı etmiyor, komşularımız her zaman gelince. Ama seneye biz de alacağız. Şöyle bir göstereyim size karı. Kar yağıyor. Köyümüzde pek bir şey belli olmuyor. Biraz alçaktayım. Köy görünmüyor da köyün içerisi. Bayağı kar var ama. 2 gündür yaklaşık bir 3-4 gündür, 2 değil. Kaba yel esiyor biliyorsunuz, o sıcak eser. Karı eritti kaldırdık. Şu karşı bayırlarda geceden beri yağıyor da biraz üzerini örttü. Yoksa hep kara toprak görünüyordu. Eritti yani. Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Bizlere kanal ve kanalımıza destek amaçlı bizlere abone olursanız, videolarımı beğenip bizlere abone olursanız çok teşekkür ederim. Yorumlarda takipçilerimiz yazıyor. Sen abone ol demiyorsun ki deniyor. Hani hatırlat izleyenlerine. En azından videonun başında bir hatırlatalım dedim. Bizlere abone olursanız çok teşekkür ederim. Şimdi kapımızı açacağız. Traktöre binince başlayacağız. Traktörü çıkardık. Tugay'la şimdi gideceğiz. Bakalım da niyetliyiz ki buraya. Oturma yeri traktörün. Ha. Hadi bakalım da dışarı görünmüyor. Camları bir sildir bakalım Tugay. Görünmüyor. Sıcak veri. Tamam. Hadi bakalım ya Allah. Hemen hemen bir 10-15 dakika sürüyor yolumuz, öyle değil mi? Evet. Kar var ya. Şöyle. Kürteye çok bir tarafını verin, bir tarafı motoru devireceğim. Oraya baksana. Çekerde mi gidiyor? He. Yola çıkana kadar inek de yol belki şeydir. Gerek var. Mazot var. Az az. Dağlardan da size gidene kadar ufak ufak bir gösterelim sağa sola. Kar durumu geçen sefer gitmemizde yoktu. Ondan sonra yağdı. Değil mi? O ara sağa sola açıktı. Motor araba gibi değil, traktör sallıyor giderken. Yoksa şöyle bir bakacaktık, bakın. Dağlar taşlar ağırdı. Dağlar ağırdı kardan. Haber gelmedi yardan. Neydi lan sonra? Neydi lan? Vallahi. Bu yıl bilmiyorum, bu yıl nasıl bir aksilikse. Lan ben bir türlü yerleşemedim. Yani bu yıl öyle bir aksilik ki. Normalde geçen sene günde 3 kere geçiyordu belki.
greyder olsun, yol açmak için işte kar tuzlama falan. Bu sene 15 tatil girdi gilelim yolumuz kapalı. Yolu açılmadı diyor. Köylü kendi ihtiyacını açtığı kadar. O mesela en son o videoda işte bir kere hasta vardı, geldi. Geçti açtı, greyder geldi açtı böyle. Sarca'da hasta varmış. Ondan sonra daha da açılmadı. Yani 15 tatil süresince bir kere mi açıldı? O da açtı, akşamında peşinde rüzgar çıktı, kapattı. Daha da açılmadı. Yani öyle fırtına da, demek ki yükseklerde fırtına var yani, açılmadığına da. Hafif hafif yağıyor, videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama traktöre bindiğimizde de zaten belliydi. Ayağımı koyacak yer bulamadım Kulay. Camı kırar. Sen yavaş git, çok konuşma. Allah, biz de üzülüyorduk dağlar açıldı diye, yok yok geri örtmüş var. Şimdi Üçpınar'dayız. Çapa'ya kadar gideceğiz sizinle. Çiçek yerine çıksam. Buralarda açılma var ama hafif hafif, çok dere yapalar. Bizim oradan çok aşağıda. Erimiş. Buralar ova. Sarca yolundayız, Sarca. Daha tındıralar öyle duruyor, aslında da var yermiş buralara. Bizim oralarda alışkın olmadık bir şey. Aşağı indikçe su görünüyor. Evet. Adres, geleceğimiz yer orası. Lütfü abigile geleceğiz. Lütfü abinin makineyi götürüyoruz. Hiç ağaç yok diyordunuz. Bak burada var 2-3 tane. Hep kızıyordunuz o nasıl memleket ağaç yok diye. Aşağılara inildikçe var. Mesela Sarıca köyü, bu yeni köy, oralarda ağaç var ama bizim oralar aşırı yüksek. Kurak, su yok. Toprağı taşlı. Ağaç yetişmiyor. Diksek de bir iki yıl sonra kuruyor. Şey olmuyor. Taban taşlı. Kök gelişimini tamamlayamıyor. Zaten incecik kalıyor ve kuruyor. Buralarda var ama. Bakın. Şu gördükleriniz kayısı ağaçlar. Dubai onlar çiçek mi açmış, ne yapmış? Diyara yaprağı mı üstünde? Ha? Şaşırdım. Kubilay. Kubilay şimdi askerde. Özlemişsindir bak. Sizin buralar. Emmingil'in damı. Yengen kapıdaydı. Bak sizin ev. Kuçu kuçular da çekek. Tugay'a dur demezsen akıl etmiyor. Tugay,
Şaka mı yapıyorsun? Ciddiğini söylüyorum, ben de anlamadım. Baya Tugay bazen yeri bakıyor. Anlaverdi adamlar, bir şey olmuyor. Acaba babam haber verdi mi? Burada da tek elisi var. Çamurmuş bura. Bak bizim oralar don. Buralar gevşemiş. Tarif edeydin Lütfü abiye. Bak arpa adamı yaparsanız böyle olsun bizim gibi. Birazcık daha yüksek olur. Adamlara eziyet verdik ya. Çuvalları kaldırsaydık bari. Tugay ben çıkamazdım orada. Düz olsun. Diyorum Lütfü abi, diyorum benden istiyor. Ben beceremezdim orada çıkmayı. İthal arpaya alıştık. Beyaz görünce şaşırıyor. Evet, vallahi nar gibi. İçinde yulaf da var herhalde. Vallahi şu köşede az bir şey vardı. Değil mi tabanında? Evet, şurada az bir 60-70 ölçek kadar vardı. Evet. Süpürek mi şurayı Lütfü abi? Yok lan, bir şey yok lan. Aldıkça süpürüyor bunları. Evet. Ertuğrul arpamız bitti zaten ha ulan işte. Vallahi azalmış. Daha şeyde getireceksiniz değil mi? Ulaştı mı? He. Yok. Bunun da alacağım bak. Şu saatli bekliyorum ses ben. Onlardan alırım. He. Onlar verir, onlardan alırım. Fazla var onlarda. Aslında onlar güvenemiyor. Doğru. Ters gider diye korktum. Evet. Biliyorsun. Bir Allah'a ısmarladık da demedik bak, videoyla unuttuk. Telaşlı da oluyor bizim işimiz biraz. Şimdi çıktık gidiyoruz. Sizin buraları bile kar örtmüş bak, erimişti geri yağmış. Abi sizi çok zaman doldurmuş. Kubilay stok sen gelene kadar bitmez. İkinci doldurmaya sen herhalde sen dolduracaksın. Çamurmuş da buralar, bizim orada dondu. Burada yağmur. Şimdiki yağmur gibi. He, şimdiki yağmur gibi. Basana camın önüne bir. Benim gözümün içi. Neydi motorun içi de abi? Bizden mi yüksek? Birden sığmıyor. Bunu da büyük. Babama söylesen değiştirsin. Evet, o zaman. Bir yere giderken. İkinci kere satın aldık aslında. Üçüncüyü de alabiliriz yani aynı motoru. Evet.
Çok yakın oldular. Boş atacağız. Şimdi öyledir ha. Olmaz lan. Niye? Etaş. Sen bir git ileri. Heh, yerimizi de ayarla. Biraz çek, ortada şişkinlik kalmasın. Ne yaparsan yap, kalacak herhalde. Gel bakalım. Gel Şükrü. Gel. Böyle değil enişte, yeter. İndir bakalım. İndir bakalım. Tamam, oldu. Tamam, ha, böyle, böyle iyi, iyi işte ya. Sallanmaz, sallanmaz. Baba bir daha koy oğlum. Evet arkadaşlar, hayırlısıyla başlayacağız. Bir saatten fazla biz kıracağız. Ama biz size ara ara göstereceğiz tabi, çünkü aralık verebilirim. Böyle ya, işimize oyalanmamak için. Şimdi şöyle bakın, gidelim ileri doğru. Zaten videolarda sık sık gösteriyorum size. Arpamız ilk başladığımızda ta şuradan öyleydi. Şöyle yığılıydı. Hatta buralara falan geçilmiyordu. Şimdi epey yedirdik ama. Bu ilk üçüncü kırmamız, üçüncü ezmemiz olacak. Azaldı bayağı. Şimdi şey yapmayacağız ama, çuvallara doldurmayacağız. Dökeceğiz içeri. Çünkü yem kararken toz oluyormuş. Babam rahatsız oluyordu, yem kararken toz oluyor diyor, torbadan aktarırken. Ölçümüz kova. Şu kovayla bir. Bu bir kovası 7,5 kilo geliyor. Şöyle ezme halinde ama. Diri arpa olsa ağır gelir de. Ezme. Şimdi buradan başlayacağız. Şu ağlın, burası bildiğiniz gibi yan taraf ağıl. Ağılın duvarından öyle alacağız ki oradaki nem, rutubet belki arpaya zarar verir diye hemen orayı bir kaldıralım diyeceğiz. Ezdiğimizde buraya atacağız. Başlayacağız şimdi. Koştunuz mu motoru? Koyurdunuz mu? Evet. Ne iş görüyorsun Şükrü sen? Şaftlı aracı var mı? Evet. Şaftlı aracı. Başladın mı Tugay? Kovanın biri de buradaymış. Çuvalları koyacağımız yeri. Yaklaşık bir 100 çuval kıracağız. Daha 7. çuvaldayız. Az kaldı. Şuradan öyle alıp orayı uçuracağız. Tozlu mu ne ki?
Sonra biraz kuruluyor. Lan Şükrü, bozuyor mu? Biraz koz oluyorsun. Şey, ağzında şey çıkarma, çok gece çok öksürtüyor. Sen motorun el gazını çok çeksen ben daha yetiştiremez onu biliyorum. Hayır olur mu? Bana açmadığın sürece o aynı testiyede kuruyor. O devamlı onu açacaksın, yetiştiriyor. Nasıl oluyor? Ezmemiz şöyle bakın. Kopaklaşıyor aynı tıpkı buğday gibi, buğday unu gibi, o da midesinde rahatsızlık veriyor. O yüzden çok dikkatli vermeniz gerekiyor, yavaş yavaş artırmanız gerekiyor. Mesela 800 gram eğer günde 800-850 gram diri tane veriyorsanız onu tekrar 850 gram hamura ezmeye çeviremiyorsunuz. Nereden baksan bir 650-700 gramla başlamanız gerekiyor. Tekrar ağır ağır, yani haftada bir haftada bir olacak şekilde artırmanız gerekiyor. Yoksa hamur oluyor. Ama iri mi, diri tane arpa mı yoksa ezme mi diyecek olsanız kesinlikle ezme en azından hayvana yarıyor, sindiriyor yani. Diri olduğu zaman hiçbir şekilde sindiremiyor ki. Hep dışkısında çıkarıyor, dışkısında çıkarıyor. Mecburen yani bunu yapıyor. Biraz da potaya katınca bakın şu duruma geliyor. Pancar potasını da katınca inanın çok güzel görüntü, yani hayvanlar iştahla yiyor. Yani şöyle baktığı zaman insanın bile yani canı çekiyor, bilmiyorum, çok hoş, güzel bir görüntü. Tatlı gibi aynı. Posayı da sayarsak günde yani yaklaşık 1 kilonun üzerinde yem yiyor hayvanlar posayla beraber. Sadece diri arpa 850 gram. Şu an bugünkü ölçümüz, mesela bugün yani yavaş yavaş artırıyoruz da ya 900 gram olduktan sonra da artık artırmıyoruz. Çünkü hayvan midesini sindiremiyor. Yani şu an 850 gram günde arpa ezmesi yiyor. Yaklaşık 400 gram, evet 400 gram kadar da şey posası yiyor, şeker pancarı posası yiyor. Ama bu bildiğimiz posalardan değil, pancarın direkt kuyruk kısmı, fabrikadan geçmemiş, sadece ezilmiş yani. Çünkü rengine de bakarsanız gayet çok kara, bu fabrika tarafından tercih edilmeyen kısmı, siyah yani pancarın kabuğu ve kuyruk kısmı. Ama içerisinde iri iri taneler çıkıyor. Yani böyle beraber 854 daha 1200 grama yakın hayvan karma bir yem yiyor. Şükrü'yü yoracağız bugün ama Şükrü'nün tatili bitiyor. 15 saatlik sömestr bitiyor Şükrü. Dinlenirsin okula gidince. Neyse ben de Tugay'a yardım edeyim. Annem yoracaksın. Neyse.
Vallahi ezme iyi oluyor ama büyük bir de işkencesi oluyor ya. İnanın öyle bir toz. İndir kaldır. Burada yüklüyoruz, makineye götürüyoruz. Makinede üyünüyor, torbaya doldurup getirip buraya döküyoruz. Sağa sola akmasın diye çuvallarla sağına soluna diziyoruz. Oraları dolduracağız. Biraz oraya dizdik. Hala çalışıyor. Bir saat daha çalışırız herhalde. Ezme daha bu kadar yaptık. Bakın şöyle. Böyle yığılı. Şimdi o çuvalları koyup çuvalların çukuruna oralara üstten atacağız ki orayı iyice doldura. Duvarın dibine bilerek alıyoruz çünkü ağıldan nem geliyor. Nemden şey olmasın diye hani arpa bitleniyor, ondan sonra arpaya bit düşüyor. Arpamız da azaldı bu arada. Bilmiyorum. Alamadık bu ay. Ofis normalde dağıtıyor, toprak mahsulleri ofisi. Hemen hemen yarı piyasanın yarı fiyatının da altında. Hayvan varlığı, hayvan sayısı kadar. Hayvan başı aylık 30 kilogram. Ama kısıtlama veriyor. Kamyonla gidip gelmeye değmiyor yani. Kamyon 3 milyara gidiyor. 2,5-3'e gidiyor büyük kamyonlar. Küçüğü de aynı yani. Küçüğü de 2,5'a gidiyor. Ama 5 ton için, 6 ton için de gitmeye değmiyor. En azından dedik bir ay daha idare edelim de ikinci ay alırız. Bir dahaki ay alırız. Bilmiyorum. Herhalde yetmeyecek arkamız. Şöyle bir görürseniz arpamız bu kadar kaldı. Ezmemiz ondan çok duruyor. Ezme 20 gün ancak gidiyor yani. Geçen ezmemizde 160 şuval ezmiştik buraya. 160 miydi? 170 miydi? Yani 200'den azdı. 20-22 gün falan gitti. Şimdi işte ne bileyim, elimiz yüzümüz toz. Sütlüğü yutuyorduk bugün. Ettim suga elini çatırlanmış. Ne oldu lan? Avar mısın lu? Vallahi. Toza adamı çıkıyor yani. Evet, bunun tozu niyeyse. Kuah oluruz, kuah. O gün sabaha kadar öksürdün. Nasıl bir pis tozu var. Evet, abileri, ablaları, arpamız da bitiyor ya. Bakayım. Burada bir emok var mı bizim emok? Var değil mi? Çuvalları da bir emoklar. 3,5 ton var. 3,5 ton. 3,350 kilo. 3,350 kilo. Tükürüğü de yordu. Kovası döküyoruz. Yemimiz şu annemin elindeki kovayla, bu ondan büyük de şu elimdeki. Onunla geçen dönem 7 kovaydı. Geçen de arttırdık da biraz. 7 kova ezmeye bir kova su katıyoruz. O suyu hep çekiyor. Ancak tozunu önlüyor. Diyorum 7 kova yeme, onunla bir de su katıyoruz değil mi? O da pancar posası hariç. O da sulu. O da ıslak olduğu halde yani. Çok ayak altı çığınamaz. Bu beriye dökebilin zaten yedireceksin. Çünkü daha ne fırlatıyor. Son 2-3 çuvaldayız. Son 2-3 çuvalımız kaldı. Yoruluyoruz. Toz ya, toz bizi rezil ediyor. Saman doldururken olsun bura. Ama ezme de yarı yok oyuna, mecbur yani. Şimdi burayı bitirince şeye geçeceğiz.
Toklularınkine. Tokluların zaten bitmemişti, vardı. Biraz daha ezip makineyi sonra götüreceğiz. Götürürken de yolda size bir veda ederiz. Ondan sonra teslim ederken de belki videoda devam edebiliriz sizinle. Yeter değil mi? Yeter. Kuşburnu ısındı mı? Şimdi bir kuşburnu molası verecek değil mi Tugay? Buran rahatmış lan. Tugay, senin saçların ağarmış. Çıkmaz onlar. Şimdi toklularımızın arpasını kırmaya geldik, ezmeye geldik. Tugay makinayı kuruyor. Burası daha bir kolay. Kapının içinden hortumu, zaten makinenin hortumu var. Biraz da kapıya yanaşıyoruz. Oradan dökeceğiz, oraya toplayacağız. Bakın şu zaten şurada biraz görünüyor. O eski ezme. Biraz da üstüne kıracağız. Yarım saat, bir saat kadar kıracağız. Diğer tarafı bayağı kırdık. Az daha gelin, boşluk kalmasın. Az bir şey koyur motor, gel. Gel. Tamam.
Sonunda bitirdik. Tozlu iş. Tozlu iş. Vallahi inanın hele. Eziyet ya. Bilmiyorum nasıl oldu elimiz yüzümüzde. Ha bu. Vallahi. Zor ya. Ne ettin lan zoru? Yorum. Burnumuzun içi hep hamur oldu. Arpanın hamuru, ezmesi, ununun tozu. Ama bayağı ezdik ya. Hele bak ne kadar azaldı. Evet arkadaşlar. Arpamızı ezdik. Sizlere de en son videonun sonunda göstermiştim. Ondan sonra videoyu durdurduktan sonra geldik. Traktörü yerine koyduk. Koyunlarımızı yemledik. Yani boş durmadık. Şimdi de koyunlar yemini yiyor, suyunu içiyor. Göbeleklerimiz oynuyor, yeni doğan göbeleklerimiz. Biz de size bir veda edelim dedik. Da şöyle bir kuzumuzu gösterelim de öyle. Nasıl oynuyor? Neyse. O ileriye doğru gitti. Arkadaşlar vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizleri izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz. Gerçekten yani vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer hala abone değilseniz bizlere abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Videolarımı beğenmeyi, bana abone olmayı unutmayın.